Bu derste kesirleri ve kesir çeşitlerine bakacağız. Hatırlarsınız geçen sene kesirleri öğrenmiştik 3. sınıftayken. Hemen kısaca kesirler neydi, ne değildi bunlara gireceğiz. Ardından kesirdeki sayıların, çizgilerin, ifadelerin ne anlama geldiğini ve ardından da kesir çeşitlerinin neler olduğuna bakacağız. Şimdi kesir nedir? İlk önce buna bakalım. Matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya birkaçını gösteren sayıya kesir denir. Mesela 5'te 1 gibi ya da 7'de 3 gibi, 4, 10'da 4 gibi, 15'te 5 gibi kesirler bir kesir çeşididir. Kesirlerde önemli olan terimleri iyi bilmemiz lazım. Bu terimler neler? Mesela buradaki kesirimiz 9'da 4 kesirimiz. Yukarıdaki sayıya biz pay diyoruz. Bu aradaki iki sayının arasındaki çizgiye kesir çizgisi ve aşağıdaki sayıya da payda diyoruz. Bölen de denilebiliyor ama biz pay ve payda kavramlarını iyi bilelim. Yani herhangi bir kesir varsa şöyle 3 bölü 5 buradaki yukarıdaki sayımıza pay. Aşağıdaki sayımıza payda. Ortadaki çizgiye de kesir çizgisi diyoruz. Bunları zaten geçen sene görmüştük. Şimdi hatırlamışsınızdır. Peki pay ne demek? Bir kesirde çizginin üstündeki sayıya pay deniliyor. Payda ise bayağı kesirlerde birimin kaç eşit. Aslında payda da aşağıdaki sayıya deniliyor. Şöyle ifade edelim. Mesela diyelim ki 1 bölü 5 sayısı. Burada bir bütünümüz var demek aslında. Bu 1 bölü 5'te bir bütünümüz var. Bu bütünümüz bu aşağıdaki payda bize bu bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteriyor. Bu 5 eşit parçaya bölünecekmiş. Tabii ben eşit olarak tam şey yapamadım ama siz bunu eşit düşünün. Bu yukarıdaki payda bu eşit bölünen parçalardan kaç tane alacağımızı gösteriyordu. Şimdi biraz daha hatırlamışsınızdır. Yani bir bütünümüz var. Bu bütünün 5 eşit parçaya böldük. Bir tanesini aldık. Yani 1 bölü 5 kesiri bunu ifade ediyor. Kesir çizgisi altına veya paydanın üstüne konulan bölüm çizgisine deniliyor. Az önce anlattığımız gibi. Şimdi kesir çeşitlerine gireceğiz. Kesirler iki tanedir. Aslında üç tane ama tabii şey olarak gerçek terim olarak iki tane diye yazılmış ama biz şu an üç çeşidini öğreneceğiz. Tabii öğreneceğimiz bileşik kesir ve tam sayılı kesir aslında birbirinin aynısı gibi. O yüzden iki tane yazılmış ama biz şu an üç olarak öğreneceğiz. Bunlardan ilki basit kesir. Basit kesir payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyoruz. Yani pay kısmı burası paydadan küçük olacak. Yani şu şekilde matematik diliyle de ifade edebiliriz. Pay küçüktür paydadan. Gördüğünüz gibi 6'da 4 kesri payımız paydamızdan küçük. Aynı şekilde 7'de 5 kesri payımız paydadan küçük. 8'de 4 kesri payımız paydadan küçük. Bunu tabii okuma şeklini de öğreneceğiz. Bakacağız ona ama 8'de 4 okuduğumuz gibi 4 bölü 8 olarak da okuyabiliriz. Yani eğer aşağıdan yukarıya doğru bir okuma yapıyorsak kesir çizgisi olan bölüme D. Eğer yukarıdan aşağıya doğru okuyorsak kesir çizgisi olan yere bölü diyoruz. Yukarıdan aşağıya 8, D, 4. Aşağıdan yukarıya 8, D, 4. Yukarıdan aşağıya ise 4 bölü 8 şeklinde de okuyabiliyoruz. Evet, basit kesirlerin içinde olan birim kesiri de bakalım. Birim kesirde payı 1 olan kesirlere birim kesir diyoruz. Mesela 1 bölü 5, 1 bölü 10, 1 bölü 100, 1 bölü 1000 gibi. Burada fark ettiğiniz gibi payı gene paydadan küçük. Doğal olarak bu birim kesirler her zaman ne olmak zorunda? Basit kesir olmak zorunda. Ama basit kesirden farkı
paylarının hep 1 olması. O zaman buna birim kesir diyoruz. Kesir çeşitlerimizden ikincisi bileşik kesir. Bu da basit kesirin tam tersi. Bu sefer de payı paydasından büyükse bileşik kesir olacak. Yani fark ettiğiniz gibi yukarıdaki sayılar aşağıdaki sayılardan büyük olacak. Bu sefer de ne diyeceğiz? Payda büyük, payda küçüktür pay diyeceğiz. Ya da az önceki gibi ilk önce payı yazalım. Pay büyüktür payda şeklinde olacak. Bu böyle olduğunda bileşik kesir oluyor. Eğer pay küçüktür payda durumu varsa o zaman da basit kesir oluyor. Burada fark ettiğiniz gibi paylar hep altındaki sayılardan büyük sayılar. Bu sefer de ne diyoruz? Bileşik kesir diyoruz buna da. Ve diğer üçüncüsü tam sayılı kesir. Aslında bir birleşik kesrin payı paydasından bölünerek elde edilen kesre tam sayılı kesir diyoruz. Bileşik kesir aslında bu da bir birleşik kesir. Birleşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için pay paydaya bölünür. Bölüm tam kısmına kalan paya bölen de paydaya yazılıyor. Şuradaki örnekteki gibi. Mesela 9 bölü 6. Fark ettiğiniz gibi bir birleşik kesir. Çünkü payımız paydamızdan büyük. Bunu ne yapıyoruz? 9'u 6'ya bölüyoruz. Aslında burada bir bölme işlemi yapıyoruz. Ama bu sayılar tam olarak bölünmediği için biz bunu ifade etme ihtiyacımız var bu şekilde. Şimdi 9'u 6'ya böldüğümüzde 9'un içinde 6 bir tane var. Bir kere 6'yı çarpıyoruz. 6 9'dan 6'yı çıkartıyoruz 3. Şimdi bu bölüm kısmındaki olan yer bizim tamımız. Yani bu 9 bölü 6 aslında şunu ifade ediyor. Bir tane bütün var. Bu 6 eşit parçaya bölünüyor. Şöyle bölelim. 6 eşit parçaya bölünmüş. 6'sı da alınmış bu bütünden. Ve bir bütün daha var. Bu bütünde gene 6 eşit parçaya bölünüyor. Bu bütünden de 3 tanesi alınmış şeklinde olacak. Böylece parçaları saydığımızda 9 parçamız var. Ve bir bütün kaç eşit parçaya bölünmüş? 6 eşit parçaya bölünmüş. Paydamız da 6. Doğal olarak burada ne oldu? Bir bütün oluştu. Bu bütünü aslında artık 9 bölü parçalı olarak değil de bütün olarak ifade ediyoruz. Ve tam kısma yazıyoruz. Sonra geri kalan buradaki bütündeki parçalanmış bütündeki kısımda alınan kaç tane boyandıysa, parça alındıysa onu pay kısmına, gene kaç eşit parçaya bölündüyse bunu da payda kısmına yazıyoruz. Okurken 1 tam 3 bölü 6 ya da 1 tam 6'da 3 diye okuyoruz. Başka bir örnek gene 12 bölü 5 ya da 5'te 12. Gene aynı işlemleri yapacağız. Ne yapacağız? Aslında 12'yi 5'e bölüyoruz. İçinde 2 tane olduğunu buluyoruz ve kalanın da 2 olduğunu buluyoruz. Bu çıkan kısmı tam kısma, kalan kısmı pay kısmına ve bölen kısmını da payda kısmına yazıyoruz. Böylece bileşik kesirden tam sayılı kesre dönüş yapmış oluyoruz. Aynı şekilde tam sayılı kesirden de birleşik kesire dönüş yapabiliriz. Onun için de paydamızı tamla çarpıyoruz. 5 kere 2 10. Çıkan sonucu payla topluyoruz. 5 kere 2 10. 2 de üstüne eklersek 12. 12 bölü 5. Böylece de ne yapmış olduk? Tekrardan tam sayılı kesirden birleşik kesire geçmiş olduk. Evet, kesirleri okumaya geldiğimizde bakın burada bir bütünümüz var. Bu bütün 6 eşit parçaya bölünmüş. Doğal olarak payda kısmına 6 yazıyoruz. Kaç eşit parçası alınmış? 3 eşit parçası alınmış. Bunu da pay kısmına yazıyoruz. Okurken şu şekilde ya yukarıdan aşağıya okuyorsak o zaman kesir çizgisi bölümüne
kesir çizgimize bölü diyoruz. Evet, bir pardon. Buraya bölü diyoruz. Eğer yukarıdan aşağıya doğru okuyorsak ilk önce payımızı söylüyoruz. 3, ardından kesir çizgimize bölü diyoruz. Sonra da paydamızı söylüyoruz. 3 bölü 6. Eğer yukarıdan aşağıya okuyacaksak ilk önce paydamızı söylüyoruz. 6. Bu sefer bölü yerine d kullanıyoruz. Yani 6 da ya d ya da da artık hangisi uygunsa 6 da 3 şeklinde okuyacağız. Evet, burada da bütünümüz 7 parçaya bölünmüş ve bu 7 parçadan 4 tanesi alınmış. Doğal olarak 4 bölü 7 yukarıdan aşağı okuyacaksak ya da 7 de 4 şeklinde okuyoruz. Evet, burada genelde örneklerimiz var. Buna da bakalım. Burada da bir bütünümüz 8 eş parçaya ayrılmış. Payımız bu yüzden 8 olmuş. Aynı şekilde bu 8 eş parçadan da 3'ü alınmış. Doğal olarak payımız da 3. Okurken ya yukarıdan aşağıya 3 bölü 8 olarak okuyoruz ya da aşağıdan yukarıya doğru 8'de 3 şeklinde okuyacağız. Son olarak bir tane daha bakalım ve buradan sonra dersi bitirelim. Burada da bir bütünümüz 8 eş parçaya ayrılmış. 8 eş parçadan 6 tanesi alınmış. Bu 6 tanesini pay kısmına yazdık. Kaç eş parçaya bölündüğünü payda kısmına yazdık. Araya da kesir çizgimizi koyduk. Okurken yukarıdan aşağı doğru okuyorsak 6 bölü diyoruz kesir çizgimize 8. Eğer aşağıdan yukarıya doğru okuyorsak ilk önce paydamız 8'i okuyoruz. 8. Bu sefer bölü çizgimize D ya da da ekini getiriyoruz. 8 D uyuyor. Da uymuyor. 8 D 6 diye okuyoruz. Evet, bu dersimiz bu kadar. Diğer derste görüşürüz.